Bugün 12 Ekim 2023 Perşembe. Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan dayanamadı ve aslına rücu etti. Dün dedi ki bu savaş değil katliam, İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görür. Bakın İsrail'in ne olduğu ve metodu yıllardır kanıtlı. Ancak bugünkü tabloyu hazırlayan Hamas'tır. İlk andan itibaren bu saldırı sonrası çok kötü şeylerin olacağını ifade etmiştik. PKK nasıl kahpelik yaptığında Türk ordusu tarafından vuruluyorsa aynı şey Hamas için söz konusu. Parkta eğlenen gençlere ölüm kusmanın adı terördür. Hadise bu iken Türk siyasal İslamcıları sivilleri vuran Hamas teröristlerine Allah'ın arslanları devam dedi. Sonuç ortada. İsrail misilleme yapıyor ve olan zavallı Filistinlileri oluyor. Tekrar edeceğim. Mossad kör, sağır olmadı, çökmedi, bitmedi, tükenmedi. Hamas'ın saldırısını önceden biliyordu ve bilinçli olarak yol verdi. Amacı içinden ikiye bölünen İsrail'i bütünleştirmek ve de yeni yayılmacılıktır. Defalarca söyledim, İhvanül Müslim'in örgütünü nasıl MI6 kurduysa Hamas'ı kurduran da Mossad'dır. Hedefi Filistin Kurtuluş Örgütü'nü bölmekti ki bunu başardı. Ayrıca bu şekilde Filistin davasını siyasal İslam'la örtüştürerek Hristiyan dünyasını İsrail'in yanına çektiler. Bu çıplak hakikate rağmen Türkiye'deki tatlı su İslamcıları masal alemindedirler. İlk üç gün makul açıklamalar yapan Tayyip Erdoğan'ı da duygu olarak etki altına alarak Türkiye'yi yanlış yere çekmeye uğraşıyorlar. Bakın Türkiye'yi Suriye bataklığına gömen yine bu İslamcı, İhvancı güruhtur. Aleviliğe olan düşmanlıkları sebebiyle Beşar Esad için katil kampanyasını yaptılar. Sonuç ortada, yüz binlerce Müslüman canını verdi, milyonlarca Suriyeli sığınmacı da Türkiye'de başa beladır. Aynı şeyi şimdi Gazze ve Hamas bağlamında yapıyorlar. Referandum yapılsın, milletin kahır ekseriyeti Hamas yoldaşlığına hayır diyecektir. Türkiye'nin son 20 yıllık en büyük sorunlarından biri de devlet kadrolarının böyle düşünenler tarafından oluşturulması. Düşünün, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz diye biri çıkıp Netanyahu'ya "Gebereceksin" diye mesaj atabiliyor. Vatandaş yapabilir, buna bir sözüm olmaz da devlet bürokratı böyle bir şey yapamaz. Şaşırmıyorum çünkü dün yine meclisten Hamas'a selam gönderen Ahmet Davutoğlu gibiler de AKP ile beraber bu ülkede başbakan bile oldular. Aynı şekilde siyasi çıkarı için her kılığa girebileceği ispatlı olan 75 yaşındaki Melih Gökçe'nin Tekirdağ Çorlu'daki trafik kazasıyla sinema filmi görüntülerini İsrail'in son katliamları diye sunması benzer bir fotoğraftır. Dilerim iktidar bu istismarcıların etkisinde kalmasın ve baştan takındığı akılcı, rasyonel tavrı sürdürsün. Her yerde başımız beladayken Mossad enstrümanı olan Hamas'ın tezgahına gelmek Türkiye'ye yeni bedeller ödetecektir. Mısır ve bütün Arap dünyasıyla İhvan'a, Mursi'ye sahiplenme adına kavga ettik de ne oldu? Sadece 100 küsür milyar doları kaybetmedik, itibarımız da yerlere düştü. Keza aktardım, dehşet Suriye faturası da ortada. Bütün bunlar yaşanmışken yine Hamas Gazze demek eşittir Türkiye'ye kast etmektir. Tatlı su İslamcıları Türk ordusuna müdahale çağrısı yapacağına sivil inisiyatifle gitsinler, kendileri savaşsınlar. Yok öyle, uzaktan biz dua ediyoruz masalları. Emin olun Türkiye'nin yarınları adına en büyük tehditlerden biri de bu emperyal Hamasçı
ihvancı bir üstür. Zira bunlar ümmetçidir, devlet ve millet bilmezler. Bu arada ordu demişken aklıma geldi. Dün de dillendirmiştim. Meclise gelecek tezkerede sözü edilen yabancı ordu nedir açıklanmalı? Bakın bunu PKK ile mücadele adına tezkereye evet diyen biri olarak söylüyorum. Durduk yerde nereden çıktı yabancı asker, yabancı ordu? Yoksa kastedilen Özgür Suriye ordusunu Türkiye içine alıp yeni görevler, yeni misyonlar vermek midir? Rusya yoksa yeter artık dedi de İdlib'deki o cihatçı sürüler ülke içine mi alınacak? Dilerim anlatılanlar spekülasyon olsun. Maazallah böyle bir şeyi akla getirmek bile Türkiye'ye ihanettir. Bizim övüneceğimiz bir ordumuz var ve o Türk Silahlı Kuvvetler'dir. Türkiye içinde ne idüğü belirsiz milyonlarca sığınmacı belası varken ilave olarak dünyanın en vahşi katillerini düzenli ordu şeklinde ülkeye almak açık işgale izin vermek gibi olur. Tezkereye evet diyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti milletvekilleri yabancı ordu ifadesini metinden çıkartmalıdırlar. Değerli dostlar, bu arada Tayyip Erdoğan yine dün enflasyonu indirmek için ev ve araba almayın çağrısını yaptı. Şaka yapmıyorum. Soğan patates satanlara teröristten sonra bunu da duyduk. Ah Tayyip Bey, ah sen ki kendin söylüyorsun, büyük ekonomistsin. İktisatta arz talep diye temel bir kaide var ve piyasalar o eksende kendini düzenler. Türkiye Odalar Birliği mensuplarına birer işçi alın talimatını vererek nasıl işsizlik önlenmiyorsa, önlenmediyse bu gibi şeylerle de enflasyon inmez. Ekonominin olmazsa olmazı güvendir ve Türkiye'de eksik olan olmayan bu. 4 ay önce haram deyip faizi dibe çeker, sonrasında pardon helalmiş deyip uçurursan kimse sana güvenmez. Faiz indirmedi diye Merkez Bankası Başkanı'nı vatan haini ilan edersen de durum aynı, zira bu şekilde kurumların itibarını bitirirsin. Özetle ekonomide temel sorun ideolojik deneyler yapan iktidarın bizzat kendisi. Sözde muhalefete gelince işte dün olanlar. Kemal Kılıçdaroğlu dün Meclis Başkanı AKP'li Numan Kurtulmuş'a gitti. Gerekçesi parlamenter sisteme dönmenin çalışmalarını sunmakmış. Bizim Ardeşen de benim başım ağrıyor, bu doktor kıçına krem sür diyor diye bir tabir var. Aynen öyle bir şey. Türkiye ile insanımızın sorunları ne? Kemal Kılıçdaroğlu bakın nelerle uğraşıyor. Yahu parlamenter sisteme geçmek birinci parti olan AKP'ye fayda sağlar. %50 ile seçilmek zorunda olan Tayyip Erdoğan'ı %34 ile seçtirir ki bu daha önce de oldu. Bütün bunlar ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'na ne demek lazım siz takdir edin. Bazı salaklar anlamıyor, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, ısrarla koltuğa yapışan bu kifayetsiz muhteris olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz. 12 seçimdir destek verdik, olmadı, olmuyor işte. Bu durumda çekilmesi gerekmez mi? Bütün CHP dünyası ve ülke git derken çekilmiyorsa o zaman Kemal Bey'in ya ciddi bir sağlık sorunu var ya da görevli demek anlamına gelmiyor mu? Bu arada Cemal Can Polat'a tepki sağanağı var ki CHP Genel Merkezi de dün buna dahil oldu. Yapılan açıklamada bu hat size haddini bildireceğiz denildi. Bu Cemal Oda TV'nin duyurduğu 4 milyon dolarlık vurgunu açıklayacağına Ekrem İmamoğlu'na saldırıyor. O kadar ki bütün AKP dünyası Cemal Efendi'nin kongredeki sözlerini malzeme yaptı. Suçlaması ise Ekrem İmamoğlu'nun işi adam alırken CHP örgütlerinden liste almamasıdır. Ben böyle adamlardan elbette vakar beklemem, lakin Allah aşkına utanma diye bir şey de yok mu, olmaz mı? Yahu bu Cemal
İmamoğlu'nun il başkan adayı olabilmek için tam 8 kere Ekrem Bey'in yanına gitti, yalvardı, yakardı. Oradan aday olamayınca Kemal Kılıçdaroğlu'na demir attı ve İmamoğlu'na saydırmaya başladı. Söyleyin, bu gibilerle CHP hatta siyaset Türkiye nereye gider? Cemal Efendi, senin il başkanı olmak için çamur attığın İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanı'dır ve önümüzdeki seçim yine adaydır. Bunun bile bilincinde değilsin. Cumhuriyet Halk Partisi bu adamı hemen şimdi derhal ihraç etmeli ancak. Nerede öyle yönetim? Tencere kapak misali Cemal ile Kılıçdaroğlu birbirini buldu. Çok saygı duyduğum Alevicanlar, ne olur bu duruma isyan edin. Gelelim Meral Akşener'e ki o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun dişisidir. Ne yapıyor, niye yapıyor anlayan yoktur. Dün Hakan Peker isimli bir türkücüyü, okuyucuyu, sanatçıyı Safranbolu'dan aday yaptı. O ilçede yaşayan üniversiteden arkadaşım Ahmet Ersoy açıklama sonrası beni aradı ve 50 oy alsın ben Safranbolu'da eşek gibi anırırım dedi. Gerçek öyle mi değil mi bilmiyorum. Lakin yok Mustafa Sandal, yok Hakan Peker gibilerle seçim kazanılamaz. Belli ki Meral Akşener gündeme gelemediği için bu isimlerle gündeme gelmek istiyor. Hatırlayın, bu Akşener Mehmet Tezkan gibi eski dev yol lideri dahil adı türlü rezilliklerle anılan çok sayıda tuhaf ismi de milletvekili adayı yaptı. Hep söylüyorum, bu Meral Hanım'ın iletişim danışmanı hala iki polis öldüren teröriste destek için gazeteye ilan veren Murat İde. Ne hikmetse Meral Hanım'ın o kesimlere karşı bir ezikliği, kompleksi var ki doğruya doğru Bahçeli'de bu yok. Düşünün, Meral Akşener AKP'nin bile yolsuzluk yaptı diyerek kovduğu İslamcı Levent Gültekin gibileri evinde 4 saat ağırlayabildi. Bu itibarla bu Meral Akşener aslında kimdir, neyin peşindedir bilinmiyor, meçhuldür, sorgulanmalıdır. Bu arada Tayyip Erdoğan dün İyi Parti'ye ittifak için kapı araladı ki bu ilginçtir, önemlidir, sonuçları olacaktır. Bakın, ben İyi Parti ve seçim bağlamında hala aynı noktadayım. Meral Akşener belediye seçimlerine tek başına girmez, giremez. Girerse İyi Parti'nin %5'in altında oy alacağını bilir ve istifaya mecbur olur. Taktiği tek başına girmek istiyor algısını pekiştirmek, pazarlık şansını arttırmak ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok sayıda iller, çok sayıda önemli ilçelerin belediye başkanlıklarını almaktır. Bu tahmin filan değil, Akşener'in yakın çevresinden aldığım kesin bilgi. Bu arada şunun da altını çizeyim, belli oldu. Meral Akşener bu seçim kampanyasında da AKP'yi, Tayyip Erdoğan'ı, yani iktidarı dövmeyecek, vurmayacak. Son ana kadar tek başına mı, ittifakla mı tartışmasını gündemde tutacak. Dolayısıyla yaptıkları haliyle AKP'ye yarayacak ki Akşener geçen seçimde de benzer bir taktik uygulamıştı. Özetle Meral Hanım'a aman aman dikkat diyorum. Son bir şey, gazeteci Seyhan Avşar dün bir haber yaptı. Dedi ki Süleyman Soylu 3 milyon dolara yeni bir villa satın aldı. Haber gerçek mi, yalan mı bilmiyorum. Ancak Süleyman Soylu'nun hayır öyle bir villa alımı yok demeyip ailemin adresini vererek hedef gösterdiler demesi tuhaftır. Süleyman Soylu önce villa satın alındı mı, alınmadı mı cevap vermek durumunda. Noktalarken videomu paylaşın, beğeni tuşuna basın ve lütfen yorum gönderin. Bunların size maddi manevi zerre bir külfeti yok.